Ayakta bulunan değerli misafirlerimiz, sizleri de boş yerlerimize davet ediyoruz. Yukarıda da boş yerlerimiz var ve hemen programımıza geçiş yapıyoruz. Sayın Vali Yardımcım, Türkiye Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti MKYK üyem, AK Parti İl Başkan Vekilim, Sayın Rektör Vekilim, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarım, Akçakale Belediye Başkanım, Bilecik Belediye Başkanım, Eyüpiye Belediye Başkan Vekilim, Hilvan Belediye Başkan Vekilim, Kent Konseyi Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilim, Ziraat Odası Başkanım, değerli milletvekili adaylarım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanım, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanım, Organize Sanayi Bölge Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterim, Devlet Su İşleri Bölge Müdürüm, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanım, Genel Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, adını sayamadığım da varsa çok çok özür dileyerek, salonumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm kıymetli misafirlerimiz. Bir ülkenin kalkınması yerelden başlar diyoruz ve yerel kalkınmada Şanlıurfa modeli lansman programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. İlkleri başaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kez belediyeciliğe farklı bir bakış açısı getiriyor. Geleceğin Şanlıurfa'sı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi, yeni vizyonuyla yerelden kalkınan bir Şanlıurfa kuruluyor. Altyapısı, üst yapı ve parkların yanı sıra turizmde, tarımda, ticaret ve sanayide, insan kaynağında, şehircilikte, enerji ve doğal kaynaklarda yerel kalkınma projeleri hazırladı. Geleceğin Şanlıurfa'sını üreten, pazarlayan ve markalaştıran bir Şanlıurfa oluyor. Bunu da söyledikten sonra tabii lansmanımızın tanıtım videosunu hep beraber izliyoruz efendim. Buyurun. ...2500 yıllık tarih seni çağırıyor. Peygamberler şehri sana ilham veriyor. Medeniyetlerin doğduğu şehir tarihteki görevini üstleniyor. Mezopotamya'nın kadim toprakları bereket fışkırıyor. Fırat Harran'ı suluyor, tarımsal potansiyel 4 misli artıyor. Kültür tarihle harmanlanıyor, turizmde yeni bir sayfa açılıyor. Bu kentin değerleri, zenginlikleri var. Değerlerimizi bilime dayanarak, aklı kullanarak büyük bir inançla projelendiriyoruz. Turizm kenti olan Şanlıurfa, Suriçi düzenlemeleriyle tarihi misyonunu yeniden yükleniyor. Şanlıurfa sahil kenti projeleri, kayak merkezi düzenlemeleri, jeotermal turizm rotalarıyla bölgenin cazibe merkezi olacak. Hedef, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na aday değerleriyle gastronomi, inanç, tarım, kültür değerleriyle, turizm festivalleri ve etkinlikleriyle yerelden kalkınan bir Şanlıurfa. Tarımın başkenti olan Şanlıurfa, jeotermal sera alanlarının planlamasıyla
güneş enerjili sera sistemlerinin geliştirilmesiyle, tarımsal ihtisas alanlarının düzenlenmesiyle yeni bir vizyon çiziyor. Artık yerel tohumu destekleyerek, lisanslı depoculuğu önceleyerek, Büyükşehir Belediye'mizin ortaklığında kurulan gıda OSB'lerde topraktan aldığını üreten, pazarlayan ve markalaştıran, yerelden kalkınan Şanlıurfa. Gelişen ve büyüyen sanayisi ve esnafıyla Şanlıurfa, gıda OSB, besi OSB, organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi siteleriyle kargo lojistik merkezi projesi hazırlanarak ticarette bölgenin cazibe merkezi olacak yerelden kalkınan bir Şanlıurfa. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa için Büyükşehir Belediye'mizin ortaklığında kurulan Teknokent'te genç girişimciler destekleniyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ürünlerimizin markalaştığı ve mesleki eğitim merkezleri desteklenerek insan kaynağının oluştuğu yerelden kalkınan Şanlıurfa. Tarihi kimliğiyle ön plana çıkan marka şehir Şanlıurfa, tarihi alanlarda bütüncül kentsel tasarımlar ve ekolojik şehir planlamasıyla yerelden kalkınan bir Şanlıurfa. Doğal kaynaklarıyla zengin olan Şanlıurfa menba suları, nahit ve bazalt taşı, peyzaj taşı ve GES projesi kaynaklarıyla yerelden kalkınan Şanlıurfa. Şanlıurfa şunu hedefli. Belediyenin öncülüğünde sanayide kalkınma modelini, tarımda kalkınma modelini, turizmde kalkınma modelini, esnafımıza yardımcı olacağız. Esnaf sitelerini oluşturuyoruz ve bir kümeleme sistemiyle ihtisas oluşturuyoruz. Üniversiteyle birlikte Teknokent'i kurduk. Teknokent'te genç nüfusumuzu, genç beyinlerimizi, eğitimli beyinlerimizi bu defa burada inovasyonla yeni yeni projelere ulaştırmaya hedefliyoruz. Üreten, pazarlayan, markalaşan ve zenginleşen geleceğin kenti için Şanlıurfa hazır, Büyükşehir Belediyesi hazır. Ar-Ge Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ve videoda emeği geçen kardeşlerimizi de kutluyoruz. Tabii teknik bilgilere geçmeden önce programımıza davet edilip ama gelemeyen değerli büyüklerimizin telgraflarını sizlere aktarıyorum. Göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Yoğun programlarım nedeniyle davetinize katılamayacağımı üzülerek belirtir. Başta şahsınız olmak üzere iştirak eden tüm değerli katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. AK Parti Genel Başkan Vekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkileri Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz. AK Parti MKYK ve MYK üyesi parti sözcüsü Ömer Çelik. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Halil Özcan. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eczacı Zemzem Gülender Açanal. Ve şimdi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ar-Ge Şube Müdürümüz Sayın Raşit Dedeoğlu'nu teknik sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol, değerli esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz, iş adamlarımız ve kıymetli misafirler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'nin talimatıyla ve vizyonuyla yerel kalkınmada Şanlıurfa modeli başlatılmış bulunuyor Şanlıurfa'da şu anda. Yerel kalkınmada Şanlıurfa modelinin içerisinde yatırım konuları, üretim, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge inovasyon ve yazılım, istihdam, değerlerin yaşatılması,
yaşam standartlarının arttırılması ve geleceğin Şanlıurfa'sı söz konusu. Bunların tamamı için başkanımızın talimatıyla bir yıl içerisinde ARGE çalışmaları tamamlanmış, ön fizibilite raporları hazırlanmıştır. Bu ön fizibilite raporlarını hazırlarken raporlarımızın içerisinde amortisman sürelerinden üretim metotlarına kadar, üretim metotlarından işçi, hizmet sektörüne kadar bütün detaylarıyla, teknik detaylarıyla raporlar hazırlanmış bulunuyor. Bu akabilinde uzman görüşleri alınarak bilimsel verilere dayandırdığımız bütün çalışmaların sonucunda uzmanların görüşleri de tamamlanmıştır bütün çalışmalarımız. Bu modelin faydalanıcıları peki kimlerdir? Bu modelin faydalanıcıları turizm, Şanlıurfa'ya ayak basan herkes. Şanlıurfalı olan herkes turizmle etkileşim halinde olarak iş gücünü arttıracak, istihdam yaratacaklar ve ürünlerini doğrudan gelecek olan turistlere satabilecekler. Bu modelin faydalanıcıları tarım. Tarım olayında çiftçilerimiz doğrudan faydalanacak, tarım işçilerimiz faydalanacak, tarımdan çıkardığımız ürünlerin sanayicilerimiz doğrudan faydalanacaklardır. Sanayide iş adamlarımız, ticarette insan kaynağı oluşturmada Şanlıurfa'da okuyan üniversiteli gençler, Şanlıurfalı gençler, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduğumuz ilimiz Şanlıurfa, bu gençleri ARGE ve inovasyonlara yönlendirerek doğrudan etkileşim içerisine alacaktır. Şehircilik konusunda gecekondu bölgesinde yaşayan insanlar ile bu mahallenin semtinde yaşayan insanlar eşit miktarda doğrudan etkileneceklerdir. Enerji ve doğal kaynaklarda yatırımcılarımız ve ürünlerimizin tanıtılmasıyla dünyaya pazarlanmaktadır. Tüm bu değerlerin dünya üzerindeki değerleri baz aldığımız zaman Şanlıurfa kendi fiziki sınırlarından çok daha büyüktür diyebiliyoruz. Çünkü bu yerel kalkınma modelleriyle ürünlerimizi dünyaya açmayı, şehrimizi dünyaya tanıtmanın peşindeyiz. Yedi konu başlığı içerisinde turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan kaynakları, şehircilik, enerji ve doğal kaynaklar içerisinde ilk konumuz turizm. Geçen yıl itibariyle 806 bin turistin Şanlıurfa'mızı ziyaret etmesiyle 2018 yılının Temmuz ayında 1 milyonu bulduk. 2019'da 2 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Geçmişi geleceklere karıştırmamamız gerekiyor. Geçmişte azar azar çoğalmasına rağmen bu turist sayılarının gelecekte birazdan bahsedeceğimiz projelerle bir anda 2 katına belki 3 katına kadar hedeflerimiz çoğalacaktır. Bu çoğalırken kendi içerimizde de yerimizi almamız gerekiyor bu turizm ağında. İlki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çarşıların sektörel bazda sınıflandırılması konusu ele alındı. Ticari alanların yönetimi, değerlerin yaşatılması ve tarihi alanlarda bulunan sektörlerin değerlerimizin alan yönetimiyle ticari alanların kazandırılması. Esnafımızı burada düşünerek hazırlanan bir proje oldu. Sur içi alan yönetimi, eski Urfa dediğimiz yer, turizme kazandırılma projeleri yer alıyor. Burası 18. ve 19. yüzyıla ait yapılar var bunların içerisinde. 1400 adet tescilli yapımız bulunuyor. Bu kıymetli tarihi yaşatmak, turizme kazandırmak, orada yaşayan insanların ve esnafımızın ticari hacmini kazandırmak adına içeride rekreasyon alanları yaparak burada ekonomik bir kalkınmayı ve sosyal bir kalkınmayı hedefliyoruz. Bir başka konumuz hanlar. Hanlar ise 17. ve 18. yüzyıla dayanan bir tarihe sahip. 11 adet han bulunuyor. Bunlardan sadece bir tanesi özel mülkiyette. Bu hanlarımızı yine işlevsel hale getirip turizme, insanlığımıza, Şanlıurfa'ya kazandırmanın projesidir. Sahil kent projesi. Şanlıurfa
Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hafta sonlarını rahat bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak. Bozova'da yapılacak bu çalışmayla Bozova'nın yerelden kalkınmasını sağlayacak bir çalışmadır ve orada yapacağımız sosyal tesis alanlarıyla burası yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Karacadağ Kayak Merkezi, bölgenin tek kayak merkezi. Kar kalınlığı bakımından Kayseri ile eşit miktardayız yağışların düzenli olduğu dönemlerde. Buranın potansiyelini açığa çıkartarak bölgenin cazibe merkezi olması için yeni düzenlemelerin yapılması, yine yaz aylarında iklimsel değişikliklerden dolayı o bölgelerde, Karacadağ bölgesinde yazlık alanların imara açılması, yapılması veya teşviklerin yapılmasıyla bu bölge hareketlilik kazanacaktır Siverek bölgesinde. Ekoturizm gibi bir değerimiz var. Dünya üzerinde çok az yerde bulunan ekoturizm değerleri Şanlıurfa'da mevcut. Milli parklar ve tabiat parkları, yaban hayvan hayatı geliştirme sahası, sulak alanlar, müze, milli parklar, müdahale edilmemiş yaşam alanları, sit alanları, mağaralar ve akarsuların hep beraber bulunabileceği çok az yerlerden bir tanesidir Şanlıurfa. O yüzden ekoturizme kazandırarak yine turizmde bir hareketliliği, canlılığı sağlamayı hedefliyoruz. Tarihi alanlarda mağaraların turizme kazandırılması var. Roma dönemine ait kaya mezarlarının ortaya çıkarılmasına şahitlik ettik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çalışmalarıyla. Yine şu anda çalışmaları, etütlerinin yapıldığı mağaralar var. Bu mağaralar turizme kazandırılıp içini fonksiyonlandırabileceğimiz alanların ortaya çıkarılmasını sağlamayı planlıyoruz. Hayvancılığın yapıldığı ama çok eski tarihlere dayanan mağaralar var. Bunları yeniden fonksiyonlandırılması amaçlanıyor. Termal turizm yine Şanlıurfa'mızın önemli kaynaklardan bir tanesidir. Termal turizmde 40 derece ısı gereksinimi bulunurken termal turizmde Şanlıurfa'da bu değer 200 ile 300 metre derinliğinde 40-45 derece, 900 ile 1000 metre derinliğinde 60-70 derecelere kadar çıkan bir su değerimiz var. Bu su değerimizi termal turizmle hareketlendirerek yine bölgenin termal turizmdeki odak noktası olmayı hedefliyoruz. Turizmden sonra alanlarımızdan biri de tarımdır. Burası çok önemli. 1990 yılında Türkiye nüfusu 56 milyon. Tarım arazisi ise 28 milyon hektar. 2018 yılında nüfus 80 milyon, 24 milyon hektar. Nüfusun artmasına rağmen tarım olmuş. Şanlıurfa'da da, Şanlıurfa yerelinde de bu söz konusuyken tarım alanlarımızın betonlaşmasını önleyecek çalışmaların yapılması, Şanlıurfa'daki tarımın cazibe haline getirilip üretime markalaştırmaya dönüştürülmesi ile ilgili yerel kalkınma çalışmasıdır. Bunların başında Şanlıurfa fıstık üretimi gelmekte. %36 ile Türkiye'nin birinci sırasında fıstık üretiminde yer alıyoruz. Toplamda 27.619.032 ağacımız var. TÜİK verileridir. Bütün aldığımız, kullandığımız değerler bilimsel verilerdir. Bu veriler ışığında gelecek Şanlıurfa'nın fıstık üretiminde tek marka olabileceğini biliyoruz artık. Çünkü üretim sayımız fazla, ağaç sayımız, yetişen ağaç sayımız, yetişecek ağaç sayımız fazla. Genç iş adamlarımız, girişimcilerimizle beraber bu sayıyı fazlalaştırmayı planlıyoruz üretimde. Yine Şanlıurfa sebze ve meyve üretimi. Fıstık Birecik'teydi. Şanlıurfa çok zengin bir yer. Suruç'ta sebze ve meyve üretiminde küçük sanayi alanlarının oluşturulmasıyla şu anda su gitti Suruç'a, belki de daha da azalmış gibi görünüyor şeyde. Bilimsel verilere dayandığımızda üretim azalmış, topraktan çıkanı az kullanıyoruz şu an. Fakat küçük sanayi siteleriyle bu ürünün
yani meyve sebze üretiminin arttırılması teşvik edilecektir. Sürücümüze bu kazandırılması hedefleniyor. Şanlıurfa kırmızı mercimek üretimi. Her ilçemizin ayrı bir zenginliği var dedik ya. Viran şehir. Çok fazla, en fazla üretim yapılan yer ilçemizdir. Türkiye'de kırmızı mercimekte ikinci sırada yer alıyoruz. Toplamda 1 milyon 120 bin dönüm etkili alanımız bulunmaktadır. Yine pamuk, Türkiye'nin %47'si Şanlıurfa'dan çıkmakta. Türkiye üzerinde üretimde birinci sıradayız. Pamuk içinde yine alanların çoğaltılmasına yönelik lisanslı depoculuğu da birazdan göreceğiz. Bunların artık katma değerli ürüne geçmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalardır. Durum buğdayı yetiştiriciliği, Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyoruz bu konuda. Durum buğdayında tarım alanlarının %10.6'sı durum buğdayı ekili olmuş durumda. Bunların da yine hem üretimin, yani tarladan aldığımız üretimin fazlalaştırması, hem de markalaştırmaya yönelik kalkınma harekatı projeleridir. Jeotermal sera. Jeotermal serayla güneş potansiyeli en fazla olan illerden bir tanesi Şanlıurfa'dır. Türkiye 7 bölge, 7 bölge arasında Güneydoğu Anadolu bölgesi birinci sırada, Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde de en fazla güneşten verimi alan il dördüncü sıra olarak da Şanlıurfa'dır. Jeotermal sera ve güneş enerjisini kullanarak hibrit sera sistemini hayata geçirebiliriz. Yine buradaki su sıcaklığımız jeotermal ısı için 40 ile 48 derece sıcaklık. Bu normal şartlar altında 200 ile 300 metre derinliğinde 40 ile 50 derece sıcaklığımız var. 900 ile 1000 metre derinliğinde 60-70 derecelere kadar sıcaklık elde edilebiliyor. Tarımsal ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapılarının hazırlanarak, alanların belirlenerek, tarımın geliştirilmesine, üreticinin teşvik edilmesine, üretim pazarlama ve markalaştırmaya, ürünlerin bölgeye göre yapılmasına dikkat ederek bir çalışma söz konusu olmuştur. Bütün bu saydığımız ürünlerin burada markalaşması ve elde edilecek gelir Şanlıurfa'yı yerelden kalkındıracaktır. Lisanslı depoculukta tarımsal alanlarımız çok fazla. Tarımdan elde ettiğimiz ürünler çok fazla olmasına rağmen lisanslı depoculukta 4 adet lisanssız depomuz bulunuyor. Bu lisanslı depoların arttırılmasına yönelik çalışma yapılarak kendi ürünlerimizi artık lisanslı depoculukta bulundurarak sanayicimize doğrudan hizmet etmeyi planladığımız bir projedir. Yine bir başka konu. Tarım alanlarımız gün geçtikçe yok olmasın ve ürünlerimizi iki katına çıkartalım diye solucan gübresini önerdiğimiz bir projedir. Hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha etkili olan, 4 ile 8 kat da verimi arttıran bu gübre olayını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de tarımda kullanılmak üzere de Ar-Ge sahalarında bunları deneyecektir. Bir başka konumuz tohum. Kendi öz değerlerimiz, kendi sahamızda üretilen ürünlerimiz var. Urfa biberi, Bilecik patlıcanı, Suruçları, Viranşehir şalangosu, Severek ve Tat karpuzu. Bunlar tescilli ürünler. Tohumumuzu koyarak, dünyaya pazarlayarak kendi tohumumuzu artık yan ürünü elde etmeyi hedeflediğimiz bir proje. Bir başka konumuz ticaret. Milli olarak milli değerlerimizi ön plana çıkardığımız şu dönemde bir şekilde ticarette de milli olmayı gerektirdiği. Milli olmak demek sadece ülkesini sevmek demek
olsaydı çok ucuz bir tanım olurdu. Milli olmak demek katma değerli üretim yapmak demek, bu katma değerli üretimi dünyaya satmak demek. Dünyaya satabilmek için de dünyaya satacak insan kaynağını yetiştirmek demek. Demek ki biz milli olmak istiyorsak evrensel değerleri bilmemiz, evrensel nitelikte çalışmalar yapmamız lazım. Biraz önce saydığımız tarım ürünlerini tamamında yaparak ilerleyen zamanlarda kargo hava lojistik merkeziyle dünyaya pazarlamanın, hızlı ticaretin yollarını açacak bir planlama ve çalışma içerisine girildi. Yine aynı şekilde sektörel bazda küçük sanayi sitelerinin oluşturulması, 315 hektar alan üzerinde ticareti geliştirecek, esnafa katkı sunacak bu alanların oluşturulması, bunların devamında ise yine altyapı çalışmalarıyla desteklerin verilmesi planlanmıştır. Sanayiye geldiğimizde, şu anda dünyanın, Şanlıurfa olarak dünyanın konuştuğu konuları gündeme getirmenin peşindeyiz ve Şanlıurfa'dan yerelden kalkınma harekatıyla ülke gündemine de ülke ticaretine katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bunun için Endüstri 4.0'ı konuşup bitiren bir dünya varken şu an Endüstri 5.0'a geçtiler. Biz Endüstri 4.0'ı yakalamak için uğraşıyoruz şu anda. Bunun için sanayi altyapılarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar var. Yine ticareti hacmini arttırılmak, sanayi sektöründe çalışmaların yapılması için yine aynı şekilde ürünlerin gıda OSB'de üretilmesi için ortak olundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gıda OSB'ye ortak olundu ve altyapıların desteklendi. Bir başka konumuz tarıma dayalı ihtisas besi OSB. O da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak olunarak desteklenen bir projedir. İstihdamı artıracak, hayvansal ürünlerimizi kaliteli hale getirecek bir tesisleşmedir. İnsan kaynağı, en önemli maddelerden bir tanesi de budur. Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilimiz. Bir örnek verelim, Türk Hava Yolları'nı hepimiz biliriz. Türk Hava Yolları dünyaya açılmıştır. Yüzlerce uçağa, binlerce personeli bulunan dev bir şirket. Türkiye'nin en büyük dev şirketi. Bir 9 tane gencin yazılımla yaptığı ürünün 9 tane genç serverla yazılım üretiyor. Bu yazılımla Türk Hava Yolları'nın gelirini ikiye katlıyor. Bilgisayar başında oturarak sadece yazılım yaparak. O yüzden Teknokent'e ortak olundu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından. Gençlerin Ar-Ge ve inovasyona, yazılıma ve kodlamalara yönlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Yine sanayide, tarımda, hayvansal, hayvancılık sektöründe, turizmde kalifiyeli personellerin yetiştirilmesi için meslek eğitim merkezlerinin kurulması gündemde. Şehircilik konusu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hızla değişiyor ve gelişiyor. Kentsel dönüşüm alanlarımız mevcut. %95'i kamuya ait alanlarımızı planlayarak ve bu planlamadan gelecek gelirin, yani finansal kaynağın artık Şanlıurfa merkezinde bulunan 20 bin dönüme ait gecekondu alanlarının dönüştürülmesi çalışması. Şanlıurfa merkezinde 20 bin dönüme ait 20 bin dönüm çöküntü alan var. Gecekondu'da yaşıyor insanlar. Gecekondu'da yaşayan insanların sosyal yaşam standartlarını arttırmaya yönelik yeni imar alanları açılıyor ve bu imar alanlarında kentsel dönüşümler yapılıyor, planlanıyor ve sahaya sunuluyor. Yeşil Direk'te yapılan proje ve eski sanayide yapılan alanlar bunlar için öz kaynak oluşturmuştur. Ekolojik şehirden olacak finansal kaynak da aynı şekilde
gecekondu alanlarının kentsel dönüşümle, kalkınmasıyla her insana dokunabilmek için yapılmış çalışmalardan bir tanesidir. Aynı zamanda bu ekolojik şehrin güneş enerji üretim alanı planlamalarıyla, ilk kez 100 metrelik yol tasarımıyla, yol genişliğiyle, ilk kez kentsel tasarımın yapıldığı 2 ile 10 katının verildiği alan ile 80 bin kişiye oturma alanı, yaşam alanı sunduğu bir yer ve %60'ı sosyal alanlara ayrılmış bir şehirleşme yapılaşması ve ikinci üniversite alanının tasarlandığı bir bölge. Şanlıurfa için önemli bir yerel kalkınma projesidir. Bu yerel kalkınmayı sadece yeni alanlarda yapmıyoruz. Bu tarihi alanlarda bütüncül kentsel yaklaşım da yapılıyor. Şu anda Harran için etütler projeler yapılıyor. Harran ilçemiz için. Arkeolojik alanlarımız, kentsel sit alanlarımız, tescilli kültür varlıklarımız, yeni yerleşim alanlarımız sayısı çok fazla. Bunların düzenlenmesi, kazanması ve yaşama hazırlanması için yeni alanlar oluşturulması planlanıyor. Enerji ve doğal kaynaklar. Bu enerji ve doğal kaynaklarda hazır su paketleme tesisiyle ilgili çalışmalar. Şanlıurfa su kaynağı yönünden çok zengin bir yer. En son etütünü yaptığımız su kaynağımızda Bozova'nın başında yaptığımız çalışmada pH değeri 7.92 olan bir su kaynağı tespit edildi. Yıllık su potansiyeli 15.421.104. Şimdi böyle bir değer varken bu değeri kullanıp bu değeri açığa çıkarttığımızda sadece su kıymet bulmayacak. O bölgenin halkı, Şanlıurfa merkezdeki halk ve bu suya ulaşabilen tüm insanlık bu yerelden kalkınma politikalarının içerisine dahil olacaktır. Şanlıurfa'nın doğal taşları, nahit ve bazalt taş. Türkiye doğal taş üretiminde 11.5 milyon ton Türkiye doğal taş üretiyor. Türkiye'de 1500 adet doğal taş ocağı var. Şanlıurfa'ya gelelim. Karacada bazalt taşı 7200 kilometre kare alan rezerv alanı mevcut. Ve Urfa taşında 86 milyon 300 bin ton rezervimiz var. Çok büyük bir rezerv. Gelecek yıllara ışık tutacak bir rezerv. Bilim adamları 2050 yılında petrolün, 2060 yılında gazın, 2090 yılında kömürün biteceğini öngörürken, bu da bir doğal kaynak. Bu da gaz kadar, petrol kadar aslında değerli bir ürün. Kullanırsan, işletirsen, markalaştırırsan, dünyaya satarsan. Bunun hemen yanı sıra enerji, güneş enerji sisteminde ne kadar güçlü olduğumuzu söylemiştik. Bu güçlülük ile Almanya'ya bakıyoruz, tepesinden bulut eksilmiyor. Suudi Arabistan'ı toprağa katsanız petrol çıkacak, bu kadar güçlü, kuvvetli. Almanya her yere güneş paneli dikiyor. Suudi Arabistan çöllerine güneş paneli dikiyor. Biz bu kadar potansiyelimiz varken, onlardan 4 misli kadar güneş enerjisinde potansiyelimiz varken bunu kullanmaya, teşvik etmeye, önünü açmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi su arıtma tesisinde GES projesini kullanıyor. Ve katı atıktan enerji elde ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi enerji konusunda faaliyetlerine, çalışmalarına başlamış bulunuyor. Tüm bu projelerin ışığında teknik sunumumuzda en başta arz ettiğim gibi bütün detaylarıyla fizibilite raporlarında mevcut. Her bir konu için 80 veya 100 sayfalık raporlar elimizde var. O elimizdeki raporların sonucunda çıkarılan projeler oldu. O projelerin sonucunda yerel kalkınma modelleri ortaya çıktı.
yerelde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'nin liderliğinde gelişen, büyüyen, markalaşan, üreten ve zenginleşen farklı bir Şanlıurfa mümkün diyoruz. Bizim Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığımızın teknik sunumunu dinlediğiniz için teşekkür ederim. ARGE Müdürümüz Sayın Raşit Dedeoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Vali Vekilim, çok kıymetli AK Parti MKK üyem, çok değerli yerel yönetimler başkanım, Akçakale, Karaköprü, kıymetli belediye başkanlarımız, çok değerli Ticaret Borsası Başkanım, Ziraat Odası Başkanım, çok kıymetli Kent Konseyi Başkanımız, Şanlıurfa Sporumuzun kıymetli başkanı, Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanımız, çok değerli katılımcılar, kıymetli hemşehrilerim, uzaktan yakından programımıza teşrif eden değerli dostlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, bir yıldır bu program çalışılıyor. Nereden çıktık, ne yapmak istiyoruz, yetkimizi mi aşıyoruz? Birilerinin alanına müdahale mi ediyoruz? Yoksa bir ufuk mu açmak istiyoruz? Değerli dostlar, bu soruları kendimizin için sorduk. İnce onu söyleyeyim. Hesabı hep birlikte veriyoruz. Şanlıurfa hepimizin gururla bahsettiği. Gerek enerjide, gerek turizmde, gerek tarihte, gerek kültürde, gerekse tarımda, gerekse insan kaynağında, her şekliyle doğal varlıklarında mükemmel bir şehir. Bunu hepimiz konuşmalarımızda gururla bahseder, geçer ve arkamızda bırakırız. Ama sokağa çıktığımızda yakamızı tutan farklı unsurlar var. Türkiye'nin en genç ili sokakta işsizlik olarak yakamız tutulur. Hem İtamirinin, Sayın Valimizin yakası tutulur. Hem siyasetçilerimiz olarak Sayın Milletvekillerimizin, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimizin, il başkanımızın, hem belediye başkanı olarak da bir de klasik bir İslam anlayışından hareket olduğu için en fazla da belediye başkanı arkadaşlarının yakası tutulur. Niçin? İşiz. İş için. Döneriz esnafımıza, sanayicimize gideriz. Onlara sorduğumuzda kalifiyeli bir eleman bulamadığından yakınırlar. İnsan kaynağı noktasında fakir olduğumuzu, kimsenin kendini geliştirmediğini, ihtisasın oluşmadığını ve dolayısıyla bu konuda fakir olduğumuzunu söylerler. Hepsine döner, haklısınız deriz. Tarihi kenti 12.500 yıllık tarihimizle gurur duyarız. Tarihi şehre indiğimizde hangi yapının nasıl fonksiyonlandırılması gerektiğini, hangi fonksiyon, hangi ve hangi hane, hangi çarşıya nasıl verileceğini, geçmişte geldiğimiz geleneğimiz gibi bunu yaşar gideriz. Esnaf olarak iç içeyiz. Gıda sattığımız yerin yanında nacarlık yaparız. Lokanta sektörünün yanında kazancılık yaparız. Evet, geçmişte gururla bahsettiğimiz konular, iç içe, Şanlıurfa küçükken bunlar hepsi yakışıyordu Şanlıurfa. Şanlıurfa büyüdü. 2,5 milyon bir şehir. Ve artık UNESCO Dünya Kültür Miras Sitesi'ne birçok konusu girdi ve girmeyi bekliyor. Göbekli Tepe ile başlayan süreç Harran şu an kapıda bekliyor.
Halurrahman bölgesi, Suriçi dediğimiz alan kapıda bekliyor. Müzik alanında kapıda bekliyor. Sıra gecesi alanda kapıda bekliyor. Şimdi şehri biraz her şekliyle dağınık gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Sorumlu mu? Birinci derecede ben. Kimseyi sorumlu tutmuyorum. Birinci kusurlu benim. Birinci derecede sorumlu benim ve arkadaşlarım. Bunu zaten dert edindiğimiz için bir yola girdik. Bu yola sizlerle birlikte, kurumlarımızla birlikte, esnafımızla birlikte, ticaret borsası burada, Kağıt Konseyi Başkanımız burada, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz burada, Ziraat Odası Başkanımız burada, Ticaret Sanayi Odası Başkan Vekilimiz burada. Biz sizinle yoldaş olmak istiyoruz. Üniversite Rektör Vekilimiz ve aynı şekilde çok başarılı uygulamalarıyla Teknokent Müdürümüz sağ olsun Kasım Yenigün Hoca burada. Biz sizin emrinizdeyiz. Biz yerelden bu şehrin kalkınacağını düşünüyoruz. Başka kurtarıcı yok. Başka yerde kurtarıcı beklemeye gerek yok. Gelmez, gelemez. Eğer siz farkında olursanız değerleriniz, o farkındalığı içselleştirirseniz, inanırsanız Şanlıurfa'da fakir kalmaz. Şehircilik anlamında gururla kendimizden bahsediyoruz. Müthiş yarışmaların içine giriyoruz. Harika bir performans sergiliyoruz. Şehre baktığımızda 4'te 3'ü gece kondu. Yeni planlı alanların bir bütüncül olarak değerlendirilmediği bir şehir karşımızda görülüyor. Bir belediyeci olarak en fazla 10 yıldır belediyeci olarak bu Şanlıurfa'ya hizmet eden biri olarak ve en fazla payı da üzerime alarak şöyle seslenmek istiyorum. Nereye gideceğiz bu obur büyümeyle? Ne yapabileceğiz? Tarihi alanlarımızı aktarma bilinci, gelecek nesile aktarma bilinci bir miras bilincine sahip olmadığımız zaman, gelecekle ilgili artan nüfus, Türkiye'nin artış hızının, nüfus artış hızının en yüksek olduğu il olarak artan nüfusa ihtiyaç noktasında planlamadan korktuğumuz bir şehir. Altyapısı noktasında sürekli günü kurtarmaya çalışan bir şehir. Buna müsamaha göstermeyen bir şehir. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl gerçeğimizle yüzleşeceğiz? Müthiş bir su kaynağımız var. Müthiş. Fırat, cennet suyu. Bu ile bir lütuf olarak ve 40 yıldır, 50 yıldır bu ülkenin kaynağının akıtıldığı bir proje, GAP projesi. Biz milletimize karşı, devletimize karşı üretim noktasında nasıl bedelini ödeyeceğiz? Biz nasıl bu toprakları, bereketli toprakları öldürtmeden, kirletmeden, bilinçsizce, harcatmadan nasıl gelir olarak ortaya çıkacağız? Bu topraklar bizim. Tapusu bizde. Evet, ülkenin sahibi vatandaştır, halkımızdır. Şehrin sahipleri hemşehrilerimdir, doğrudur. Ama bunun bir koruma bilinciyle hareket edilmesi lazım. Birbirimizi çok eleştiriyoruz. Evet, kırsalda tarım arazilerini koruyamıyoruz. Doğru. Bugüne kadar bu şehirde kırsalda yaşayacak insan olmayacak mı? Bir planlama içerisinde girdik mi? Tarıma uygun olmayan alanları planlayıp o yerleşim biriminde, köyde, şu an kırsal mahallede yaşayan amcaya alternatif olarak verdik mi? Amcanın çocuğunun ihtiyacının ne olabileceğini, evinin gidip tarlasının içinde, bağının içinde, fıstığın içinde yapabileceğini bilmiyor muyuz? Bu kadar önümüzü göremedik mi? Ne zaman ki bu sorunlara eğildiğimizde kırsalda bir homurdama, şurası senin, burası benim, planlanamaz denilip şurayı sen kullanıyorsun, burayı sen, ben kullanıyorum diye engellerle karşılaştık. Şimdi bu bir planlama olayıdır, bir bakış olayıdır. Karacadağ Dağı'na ben baktığımda bir yayla görüyorum, orayı zenginleştirecek. Bir bazalt taşı görüyorum, orayı uçuracak. Bir Karacadağ Kayak Merkezi görüyorum, bölgenin tek turizm merkezi haline getirecek. Ama bir başka bakış açısı orayı fakirliğe ve fukaralığa terk edilmesi gereken bir alan olarak görüyor.
Nisibi Köprüsü ile hükümetimizin en önemli projelerinden bir tanesi Adıyaman'la Siverek-Şanlıurfa yakası birleştirilirken biz Takaron Vadisi'nin o kanyonun ne kadar müthiş bir tabiat güzelliğine vardığını şehir olarak keşfettik. Hepimiz insan olarak, Şanlıurfalı olarak, haklı olarak dışarıdan yazlık alırız. Yazın 15 gün, 20 gün, 1 ay gidip burada çoluk çocuğumuzla dinlenmeye karar veririz. Ama yanı başımızda su manzaralı, tarıma uygun olmayan alanlar var. Rahatlıkla burası, devlet bize 3x2 duble yoluyla 15 dakikaya indirmiş olan Bozova'da bir yazlık yapmayı akıl etmeyiz. Akıl ederiz, cesaret edemeyiz. Cesaret edemeyiz. Burada bir planlama yapılabilir. Suyla her türlü canlanma, her türlü ihtiyaç karşılanabilir. Bana göre Mersin'in flamingolarından kat ve kat daha üstün bir şey ortaya çıkabilir. Değerli hemşehrilerim, ecdadımız mimarisine kendi kullandığı taştan hareketle gitmiş. Tüm çalışma arkadaşlara söylüyorum. Heyecanla bu projeleri, bu düşünceler tamamıyla ekip olarak tüm Urfalılara ait. Sizin evlatlarınız, sizin mimar ve mühendisleriniz çalışıyor. Sizin seçmiş olduğunuz meclis üyeleri bunları karara bağladı. Sizin seçmiş olduğunuz encümen üyelerinin altında imzası var. Ve sizin seçmiş olduğunuz belediye başkanı arkadaşları hep birlikte bunu değerlendiriyoruz. Bir akıl birlikteliğine gitmek istiyorum. Bir farkındalık uyarmak istiyorum. Ecdat taşı bulmuş. Biz farklı bakıyoruz. Elimizde ömürlük birine ait taşı var. Suyu ve güneşi gördüğünde mukavemeti artan, yazın serin gece, yazın serin kışın sıcak tutan, bizim tabiat rezerv olarak en zenginliğine sahibiz ama bu sektörü geliştirmeyi düşünememişiz. Şimdi biz kendimizden başlıyoruz. Projelerimize Şanlıurfa'nın ait taşını koyuyoruz. Belediyeler olarak kendimizi de eleştiriyorum. Sürekli kaldırımları yaparken bir modelden bir modele geçmişiz. Bir yerden kiliti park yaparken öbür taraftan kalkıp prizma döşemişiz. Öbür taraftan karo döşemişiz. Sürekli. Ama ömürlük 500 yıllık, 1000 yıllık gidebilen plak pazar taşı var yanınızda. Bunu işletmemişsiniz, bırakmamışsınız. Avrupa'da yok ama meydanlarında rahatlıkla bu taşı görebiliyorsunuz. Sizin buradan almış götürmüş. Çünkü Avrupa'da bazalt hiçbir yerde yok. Kıtanın tamamında yok. Bu kadar kilometre ötede bu değeri farkında siz her gün onunla uyuyorsunuz, onunla kalkıyorsunuz ve fark edemiyoruz. İşte bu farkındalığı biz uyandırmak istiyoruz. Üreticinin önünü açtık. Meclis olarak, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız olarak. Ya Allah'ın güneşi hepimize yeter. Planlayalım. Tarıma uygun olmayan alanlarını zaten mevzuat noktasında GES tarlalarına dönüştürelim. Enerji üretelim. Biyolojik enerji. En fazla tarım noktasında siz üretim yapıyorsunuz. Böyle bir şeysiniz. Siz fakir olamazsınız. Sizin o atıklarınız enerjiye dönüşüp en fazla kalori Şırnak'ın kömüründen, Zonguldak'ın kömüründen daha yüksek olan elinizde bir kalori var, biliyor musunuz? O kalori sizin üretmiş olduğunuz pamuğun çöpüdür. Siz bunu enerjiye ürettiğinizde sizin enerji ihtiyacınızı karşılamamanız mümkün değil. Sera noktasında Karaali bölgemiz 7000 metrekare, değil mi? Kilometrekare. Ben arkadaşlar teknik olarak 7000 dönüm. 7000 dönümlük bir alanda su yetebiliyor. Bizim elimizde bu değer şu an nasıl? Onu söyleyelim. Yolu belli değil. Altyapısı yapısı İKOP'ta. Sayın Valim'le görüştüm. Abla Erim'in, Sayın Valim'in Vekil Bey muhakkak söyleyecek selamları var. Benden sonra vekilimiz burada çıkacak. Sizin selamları var sağ olsun. Heyetlerle çalışmaları yürütüyor. Görüştüm. Su kaynağı sizde. Altyapı hizmeti bizde. Mülkiyet
Mehmet amca da. Biz nasıl yatırımcıyı getireceğiz buraya? Biz nasıl burada sera sistemini geliştireceğiz? Zaten bize bir yol lazım, bir harita lazım, bir model lazım. Bilet yapmış Afyon, bir Afşet sistemiyle bu konuyu çözmüş ve artık gerek jeotermal turizm alanıyla, gerekse jeotermal sera alanıyla zenginleşmeye doğru gidiyor. Burada suyumuzun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Onu tekrar kuyulara vereceğiz. Hem kullanıp hem kuyuya vereceğiz. Ve hazineye ait olan, tarıma uygun olmayan, şu an bomboş yamaç olan alanlarımız var. Buraya 1 kilometre mesafede. Biz suyu buraya taşıyıp, burayı planlayıp, rahatlıkla sağlık merkezlerini, jeotermal turizm merkezlerini, otellerini rahatlıkla verebiliriz. Yatırımcı geldiğinde devleti orada görürse buna güvenir. Planını görürse buna güvenir. Altyapı projesini görürse buna güvenir. Aksi takdirde hepimiz yatırımcı çağırıyoruz. E tamam babam, çağırıyoruz. Çalışıyor muyuz? Yok. Turizm noktasında bu yıl doluluk %100'ü aştı. Bereket versin. Bir yatırımcı geldiğinde herkesin gözü ne yapacak, ne edecek? Şehir olarak bunu bırakmamız lazım. Oteller tabii ki yapılacak, yapılmalı. Biz şimdi meclisimiz sur içindeki tüm yapılara otel verimi hakkını verdi. Şu an bizim yapmış olduğumuz koruma planında buralar otel olarak fonksiyonlandırılabilir. Butik otel olarak. O yapıyı ne yapacağız? Kimse korumuyor. Kimse korumuyor. O zaman fonksiyonlandıralım. İSOT diyoruz. Tamam. Sadece sıra gecelerinde evimizde bir köşede. Kaç kişi işletiyor? Nerede görüyorsunuz? Hani işletilmesi? Hani üretilmesi? Nerede bu değer üretiliyor? Yok. Nasıl pazarlayacaksın? O da yok. Fıstık. En fazla siz üretiyorsunuz. Şanlıurfalı kardeşlerim üretiyor. Türkiye'de birinci sırada. Dünyada ikinci sıradayız. Amerika'dan sonra. Fıstık kalitesi bakımından en iyisi de Bilecik ve Halfeti'de. Ne yapıyoruz? Kaç işletmecimiz var? Nerede biz bunu değerlendiriyoruz? Bunun turşusundan tutun parfümüne kadar. Salçın şeyinden tutun, ezmesinden tutun. Bilmiyorum çikolatalı bilmem nesine kadar bir sürü çeşidi var. Saralesine kadar. Ne yapıyoruz? Kim gelecek? Kimi bekliyoruz? Hepimiz fıstığımızı toplatıyoruz. Başta ben. Bu yıl topladım. Ürün de iyiydi. Gölpınar'da fıstıklarım var. Güzelce topladım, götürdüm Nizip'e, verdim, paramı aldım. Kimse konuşmuyor. Bu kadar. Aldım parayı. Tamam, geldim şimdi. Ondan sonra Şanlıurfa fıstığı mı? Gaziantep fıstığı. Ne Gaziantep fıstığı? Sen bu halde olduktan sonra senin Büyükşehir Belediye Başkanı kabahati üzerime alıyorum. Sen bu şekilde olduktan sonra sen tartışamazsın ya bunun Gaziantep Şanlıurfa olduğunu. Ürettin mi? Marka olarak, ambalaj olarak Şanlıurfa dedin mi? Yok. E Gaziantep'teki iş adamımız ya niye yazsın ya? Kendisi orada mesela işletiyor. Pazar buluyor, ihraç buluyor. O ürünü katma değeri yüksek hale getiriyor. Niçin Şanlıurfa yazsın? Yazar mı? Üretim yeri Gaziantep'tir. Gaziantep yazar. Biraz gerçeğimizde yüzleşme zamanıdır diyorum. Bu il çok zengin. Hepimize yeter. Topraklar müthiş bereketli. Tarıma girmiyorum. Borsa başkanım burada. Lisanslı depoculukta çok önemli adım attı. Bugünlerde müthiş, Türkiye'nin en büyük lisanslı deposunu burada yaptı. Birlikte gittik, gezmişiz biliyorum ve açıyor. Hem hububat anlamda hem pamuk anlamda müthiş bir adım attı. Biz bunu fark edebilmek anlamda onun alanı olduğunu biliyoruz. Ama diyoruz ki biz seçilmişler olarak, yerel olarak bu bizim derdimiz. Biz sadece yol yapacağız, köprü yapacağız, parkı yapacağız. Bununla sizi mutlu edemiyoruz Urfalılar. Edemiyoruz. İşsizsiniz.
sokakta bana tokat atma noktasındasınız. Genciniz var aynı şekilde. Borcunuz var. Sokakta mutlu olamıyorsunuz. Ben o sokağı size ne hale getirsem getireyim mutlu olamazsınız. Sizin oturup hepimiz oturup kendimizden başlamamız lazım. Biz kendimizden başlıyoruz. Ne yapabiliriz? Üniversitemiz inşallah. Burada birçok hocamız var sağ olsunlar. Programa sahip çıktılar. Teknokent'e de ortak olduk, onlarla birlikte çalışıyoruz. Genç beyinlerimiz var. Hepsi bilgisayara çok meraklı. Akşamları dahil o tab bilgisayarları, tabletleri elinden indirmezler. Ama biri bunlara yönlendirmiyor. Belki müthiş programlar yapar. Raşit müdürüm bir örnek verdi. Bir program eşittir 2x Türk Hava Yolları. Gurur duyduğumuz, milli olarak en fazla gurur duyduğumuz markamız bir gencin bir programına eşdeğer değil, onun yarısı. O zaman dünyayı iyi okumamız lazım. Bilime inanmıyoruz. İnanmıyoruz. Dün iki çiftçimizle görüştüm. Çok samimiyetle söylüyorum. Yan yanalar. Yan yana. İki ayrı tür pamuğu ekmişler. Gel. Sen ne kadar kaldırdın dedim. Ben dedi 550 kilo. Sen ne kadar dedim. 310 kilo. Kayıp. Niçin? Zannetmiyorum gübrede bir eksiklik var. Ya zamanında müdahale edememiştir. İlacını zamanında yapamamıştır. Sulamayı zamanında yapamamıştır. Bilgi eksikliği var. Gitti mi milli servetin %50'si? Ama bir mühendise bir maaş verirse, ya o maaş ne kadar? Hesapladım. Neredeyse 2 milyon bana söyledi. Yine isim söyleyebilirim. 2 milyon kaybı var. Çünkü büyük bir üretici. 1000 dönüm falan arazisi var. 2 milyon. Ya bir mühendise ayda 5000 TL ver. Sen de bir mühendis istihdam et. Gitsin 5000 TL'den daha çarparsan yılda 60.000 TL. Ya 2 milyon kaybım var benim Mehmet abicam ya. 2 milyon kaybım var ha. Biraz dert edindik. Hep birlikte inşallah. Yeni bir başlangıç, onu söyleyeyim. Tartışacağız. Zaten şehir olarak çok tartışıyoruz. Tartışmaktan birbirimizi boğma noktasına gelmişiz. Hep birlikte tartışacağız. Katkılarınızı alacağız. Evet, bunlar tartışıldı. Fikirler size ait. Şehrimizle tartışacağız. Bunun bir seçim vaadi olduğunu da kesinlikle düşünmeyin. Onu söyleyeyim. Şanlıurfa her zaman AK Parti'nin yanındaydı. Her zaman en üst noktada rey verdi. Bu önümüzdeki seçimlerde de en üst noktada rey vereceğim. O değil. Ama derdimiz Şanlıurfa'nın kendisi. Şehri. Ve inşallah genç beyinlerle, hepinizin evlatlarıyla, sizin sayenizde, sizin katkılarınızla bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bu modele doğru yürüyeceğiz. Mesela kentsel gelişim ve dönüşüm alanları. Aklıma gelmişken onunla bitireyim. Vallahi ben size söyleyeyim. Yalansa huzurunuzdayım. Karakoyun Mahallesi'ne gidiyorum. 10 yıldır kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti. 10 yıldır. Hızbalı. Şehitlik. Kalkan. Kalkana gidiyorum diyor ki ev üzerimizde yıkılacak. Yakubi'ye iniyorum kentsel dönüşüm alanı diyor ev üzerimizde yıkılacak. Yeşildire'ye geliyorum 15 yıldır. Size inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Bu dönüştüremezsiniz. Ya niye dönüşüm ilan etmişiz? Madem bir şey yapmayacaksa. Ve 4 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi kentsel gelişim ve dönüşüm alanlarını planlamayla uğraşıyor. Ve bir planlama dedik. Aman Allah demez olaydık. Bir planlama dedik. Kimse demiyor. Bu yasal olarak kentin gelişimine ve dönüşümüne kullanılacak. Kamu mülkiyetinde olan bir yer. Şehircilik anlamda bakıldığımda Türkiye'nin en iyi planlamasını yapmışız. İddia ediyoruz, bizi tartışabilirsiniz. Yanlışımız varsa ilana çıkıyoruz. Görüşleriniz, itirazlarınız tekrar komisyona, tekrar meclise, tekrar gruba gelecek ve değerlendirilecek. Şimdi şu an komisyon Bozova'da sahil turizm alanını planlıyor. Kurum görüşleri planlamada. Karaali'de jeotermal turizmini, eteklerde
tek tek eteklerinde jeotermal turizm alanını, öbür tarafta Akçakale ve Eyüpiye arasında size söyleyeyim, tarımsal ihtisas sanayi alanlarını. Neden tarımsal sanayi ihtisas alanı? Bir örnek vereyim. Basitleştirelim, anlaşılsın. Çok kitabi olarak konuştuğunuzda anlaşılmıyor. Şimdi Harran, Akçakale. Sulandı mı? Sulandı. Babadan kalan yerlerimiz var. Ben de oralıyım. Dededen kalan yerimiz var. Evet. Geldi mi paralar? Gelmeye başladı. İlkin çocukların ihtiyacını karşıladık. Sonra kendi ihtiyacımız. Sonra bir ev yaptık. Sonra şehirde bir ev aldık. Sonra bir dükkan aldık. İyi tamam falan filan. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıldır bu şekilde gidiyoruz. Ne yapacağız? Adam diyor ki ne yapacağım? Ya diyor ki bir depo yapayım. Bir çırçır yapayım. Ya planlı alan değil. Gecesinde indirtiyor. Şehrinizle sürekli kavga mı edeceksiniz? Evet, kurallı yapmaması lazım. Peki biz adama alanı planlayıp, altyapısını yapıp, buyurun yerin burasıdır dedik mi? Demedik. O da elinde para var, ne yapacağını şaşırmış. Gidiyor tarlasına depoyu indirtiyor. Gidiyor tarlasına çırçır fabrikasını indirtiyor. Ruhsatlı değil. Zaten belediyeye geldiği yok. Onu söyleyeyim yani, sanki böyle belediyeler değil. Ama önlenilemiyor. Fakat bu bakış açısıyla biz ondan önce davranırsak, tarıma uygun olmayan dağlık alanımızı planlarsak, düzeltirsek, herhalde aklını yitirmemiş. Buyurun abim ya. Gel, yer burası. Burayı size bila bedel veriyoruz. Altyapınız için emrinizdeyiz, hazırız. Buyurun dedik. Yine mesela sektör anlamında. Şehrin tüm sektörleri taşıyoruz. Orada çok önemli adımlar atıldı. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Esnaf Sanatkarlar Birliği burada. 19.sü İSOÇ'ların yeriydi. 970 dönüm İSOÇ'lara kooperatifleştirdik. Gerçek anlamda üreten esnaf olan tüm kardeşlerimize yer verdik. Şu an dağı deviriyorlar. Düzeltiyorlar. Altyapısını götürdük. Yolunu götürdük. Ve müthiş siteler yapılıyor. Benim amcam 20 metrekarelik dükkandan 400, 500, 600 metrekarelik dükkana geçiyor. Deposunun olduğu, çalışma alanının olduğu, çalışanların kalabileceği, yemekhanesinin olduğu alana gidiyor. Bu da bir kalkınma modelidir. Değerli dostlar, ben bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, çok konuştuğumu da farkındayım. Ama bir şey anlaşılabilmesi gerekiyor. Havada kalmaması lazım. Onun için zamanınızı aldım. Başta tüm protokol üyeleri olmak üzere hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Türkiye Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize mutlu ve umutlu günler diliyoruz. Çok çok sağ olun efendim.